الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Sünnet Seniyye'nin bağlayıcılığı ve peygambere itaatle ilgili konuşmamıza, mutalamıza devam ediyoruz. Evet, burada ayetlerle ilgili kısmı şimdilik sonlandırdığımızı ve hadislerle devam edeceğimizi söylemiştik. Yani hadisleri sahabenin sözlerine ve tabiunun ve mezhep imamlarının sözlerini yer yer birbirine girift şekilde aktaracağız. Şimdi bu Kur'an Müslümanlığının ortaya çıkışı, çıkışı tarihçesi, bununla da ilgili tabii ki konuşacağız yeri geldikçe. Ama ilk olarak yani biz sünnetin vahiy mahsulü mü değil mi, nasıl olduğunu, nasıl mütalaa edildiğini eskilerden beri bugüne gelene kadar farklı farklı alimler arasında mübahaseler olduğunu, konuşulduğunu biliyoruz. Hatta İmam-ı Şafii'nin ilk olarak bu meselede bir Kur'an Müslümanı ile olan tartışmasını, bir münazarasını yine biliyoruz. Şimdi buralardan meseleye dair hadisleri ve bu meselelerin temellerinin nasıl ortaya çıktığını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Kur'an Müslümanlığı manasında yani dini iyi niyetli olup da böyle anlayanlara nasıl cevaplar verildiğini, Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasındaki o diyaloğu, bunları aktaracağız inşallah. Evet, şöyle bir mesele var. Buradan başlayalım inşallah. Evet, İmran bin Husayn'ın bulunduğu bir mecliste adamın biri Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin deyince, hani Kur'an Müslümanları var ya, bize Kur'an'dan bahsedin, haşa işte sünnet uydurulmuş din, Allah muhafaza. Bir mecliste, İmran bin Husayn'ın bulunduğu bir mecliste adamın biri Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin deyince ona şöyle dedi. Yani İmran bin Husayn var, bir mecliste konuşuyor. O mecliste bir adam diyor ki bize kardeşim Kur'an'dan bahset, Kur'an'dan başka bir şeyden bahsetme deyince ona şöyle dedi, sen akılsız bir adamsın. Şimdi bunun kaynağını, nereden geldiğini, bu zatın kim olduğunu söyleyeceğim inşallah. Ki bununla ilgili başka rivayetler de var, onları da konuşacağız. Sen akılsız bir adamsın. İmran bin Husayn bulunduğu bir mecliste adamın birinin Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin deyince ona şöyle dedi, sen akılsız bir adamsın. Öğle namazının farzının 4 rekat olduğunu, onda kıraatın açıktan olmayacağını Allah'ın kitabında gördün mü? Sonra zekatı ve benzeri hükümleri sıraladı ve şöyle ilave etti. Bütün bunları Allah'ın kitabında açıklanmış olarak buluyor musun? Kitabullah bunları mübhem bırakmıştır ve beyan açıklama yetkisini ise Nahl 44 ile Efendimiz'e vermiştir. Sünnette bu şekilde açıklanmıştır. Sünnet büyük ölçüde Kur'an'ın beyanı kabilinden olduğu içindir ki sünnetin kitaba ihtiyacı muhakkak ki bu açıklanma ve anlaşılma manasında bizim nazarımızda mevcuttur. Evet, bu tabi Şatibi'nin muvafakatında olan bir meseleydi, ibareydi. Yine Miktam bin Ma'di Kerib'den rivayet edilen bir hadise göre Efendimiz buyurmuştur. Dikkatinizi çekerim. Bana Kur'an'la birlikte, onun benzeri de verildi. Dikkat ediniz. Yakında rahat koltuğuna kurulmuş, karnı tok, saygısız bir adam şöyle der. Size bu Kur'an yeter. Onda neyi helal bulursanız helal kabul ediniz. Neyi de haram bulursanız haram kabul ediniz. Şüphesiz ki Resulullah'ın haram kıldıkları da haramdır. Şüphesiz ki Resulullah'ın haram kıldıkları da haram kıldıkları
Allah'ın haram kıldıkları gibi haramdır. Bu hadise göre sünnetle amel etmenin gereği ortadadır, vardır. Bu da yine kaynak olarak Darimi Mukaddime'de, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Ebu Davud'un sünnet bahsinde, Tirmizi'nin İlim, İbni Mace'nin Mukaddime'sinde mevcut değerli kardeşlerim. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ileride böyle adamların çıkacağını bize haber verip onlara karşı bizi ne yapıyor? O müjdeli ihbarıyla uyarıyor. Evet, demek ki onlar rahat koltuklardan kurulacaklar, oturacaklar, dünyaya meyilli olacaklar, karınları tok, saygısız. Size bu Kur'an yeter. Onda neyi helal bulursanız helal kabul edin, neyi haram bulursanız haram kabul edin diyecekleri günler yakındır. Şüphesiz ki Resulullah'ın haram kıldıkları da Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Evet. Hasan bin Atiye, Cibril Resul-i Ekrem'e Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de indiriyordu demiştir. Darimi'nin mukaddimesinde var. Bu hadis sadece vahiy olan sünnetten bahsetmektedir. Yani demek ki bu hadiste ne var? Peygamber Efendimiz'e Cibril'in sünneti getirdiğini ve yukarıda da Efendimiz'in dediği gibi bana Kur'an'la birlikte onun bir benzeri de verildi dediği manasındaki bu sayı hadiste beraber düşündüğümüzde yine mesele anlaşılıyor değerli kardeşlerim. Ve yine Peygamber Efendimiz'in benim sünnetime uyma konusundaki benim sünnetime uyum noktasında sünnete uyma konusundaki uyarıları sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve doğru yolda olan raşit halifelerimin sünnetine uymaktır. Sünnete sımsıkı sarılınız. Darimi Mukaddeme, Ahmed İbni Hanbel Müsned, Ebu Davud Sünnet, Sünnet Bâsi İbni Mace Mukaddemesinde. Yine Efendimiz sünnetinin sadece ashabı değil kendisinden sonra gelen, yani bırakın Kur'an'ın ayetlerindeki tarihsellik meselesini, bakın hadislerle ilgili. Müminleri de, daha sonra gelen müminleri de bağlayıcı olduğu için bu sünnetin aktarılması gereğini şu hadiste açıkça ifade ediyor. Sizden bir haber görüp işitmede hazır bulunanlar, orada bulunmayanlara tebliğ edip ulaştırsın. Umulur ki kendilerine haber ulaştırılan kimse onu işitenden daha iyi ezberleyip koruyabilir. Darimi, Ahmed İbni Hanbel, Müsned, Buhari ve daha birçok kaynakta Müslim'de de var. Hazreti Peygamber Efendimiz ayrıca yine şöyle dua etmiştir ki bizden bir söz işitip o sözü aynen işittiği gibi koruyan ve başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin ve Hazreti Peygamber sünnetinden yüz çevirenin kendisinden yani İslam ümmetinden sayılmayacağını burada da açık bir şekilde yine ifade ediyor değerli kardeşlerim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.